Selam arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Roblox'ta ne oynuyoruz Ertuğrul? Bilmiyorum. Bugün Brookhaven'da kardeşimi zorlu ajanlık testine sokacağım. Bakalım kendisi iyi bir ajan olmayı başarabilecek mi yoksa başaramayacak mı? Ertuğrul, sence senden iyi bir ajan olur mu olmaz mı? Olur. Bunları birazdan göreceğiz. Eğer sizler de videoyu like atıp aşağıdan kanalımıza abone olduysanız hadi gelin zorlu ajanlık testimiz başlasın. Brookhaven şehrimize giriş yaptık. Ertuğrul Reis de burada gördüğünüz gibi. Ertuğrul sakin ol, direkt olay çıkarma. Tabii ki de zorlu testimize başlamadan önce Ertuğrul'un ajana dönüşmesi gerekiyor. O zaman Ertuğrul kendini hemencelik bir ajana dönüştür. Bakalım nasıl bir ajan oluyorsun. Ben hazırım. Evet, Ertuğrul kendini hazırlamış. Hemen şöyle bir çevresinde dönelim. Arkasına silahını da koymuş galiba. Yani ben tam anlayamadım. Takım elbise güzel olmuş. Pembe atkı ne alaka? Üşümeyeyim diye giydim. Üşümeyesin diye giydin. Güzel güzel güzel. Peki bu silah ne alaka? Lazım olur belki. Çok mantıklı. Saçlarına bayıldım bu arada. Kaç yaşındasın? 98 mi? 1. Anladım. Hazırsan o zaman testimiz başlasın. Tamam, başlasın. Öncelikle ajan dediğimiz insanlar ne yapar? Birilerini gizli gizli fark ettirmeden takip eder. Şimdi Ertuğrul'dan bir gün boyunca beni takip etmesini istiyoruz. Bakalım fark ettirmeden bizleri takip edebilecek mi? Ben sakin sakin evime doğru gidiyorum. Sağda solda hiç değişik bir şey yok. Arkada elektrikli skuter süren bir dede haricinde bir sıkıntı yok yani. Sen öylesin. Hadi bakalım. Nihayet evimizin olduğu sokağa geldik. Hadi evimize giriş yapalım. Galiba burada bana bir kargo gelmiş. Kargomuz geldi, kargomuz. Evet, kargomuzu içeri almamız lazım. Bakalım kargonun içinden ne çıkacak. Şöyle içeriye doğru gidelim. Kapımızı da kilitleyelim. Kimsecikler gelmesin, rahatsız etmesin beni. Kargom şimdilik şurada kalsın. Ben bir yukarıda elimi yüzümü yıkayayım da geleyim. Elimizi yıkadık. Şimdi aşağı inip kargomuza bakalım ne göndermişler bize. Evet, kargom ben buraya koymuştum. Kargom nerede? Sen gördün mü kargomu? Görmedim. Ben daha direniyordum o sıra. Sen daha buralarda değilsin yani. Allah Allah. Kargomu bir an önce bulmam lazım arkadaşlar. Biliyorsunuz gizemli paketleri severim çünkü. Ertuğrul sen neredesin? Ben giderken dileniyorum. Gide dileniyorum. Sen niye dilencilik yapıyorsun? Dilencilik testi değil bu, ajanlık testi Ertuğrul. Ama aslında para kazanmak için. Ben birazdan geleceğim senin eve, sen takıl. İyi tamam, takılıyorum da yani bak testten geçemezsin, rezil olursun sonra. Her neyse biz devam edelim. Zaten paketimiz de kayboldu. Evet, temiziz. Neyse ben şimdi bir tuvaletimi yapayım. Sabahtan beri yapmıyordum. Ertuğrul bak tuvaletimi yapıyorum, sonra gel tamam mı? Tamam. Ne gülüyorsun, ne gülüyorsun? Çok mu komik tuvaletimi yapmam? Evet. Sen niye gülüyorsun? Hadi bir dakika ya, bu kutunun falan burada... Benim kargom niye buraya geldi? Senin kargom aslında gidenli bir kargo. Gidenli bir kargo. Neyse tamam, bir ellerimi yıkayayım da. Sonra kargomu açacağım zaten. Evet, kargomda... Kargom gidiyor! Kargom gidiyor! Kargom nerede? Kargom buraya gel! Kargom gidiyor. Kargo, ben buraya geldim. Ertuğrul yardım et, kargom gidiyor. Yardım et oğlum. Gel buraya gel, buraya gel, buraya gel. Aha da yukarı kata çıktı. Ya kargo nereye gidiyor ya? Yürüyen karga mı olur ya? Alır. Göremiyorum ben bütün. Ertuğrul gel de kargomu ona yardım et. Neyse ya, tamam. Ertuğrul sen benim yanıma gelmiyorsun. Ben senin yanına gelmeye karar verdim o zaman. Dışarıda buluşalım bir yerlerde. Bir dakika. Bu benim kargom değil mi? Çöpe atılmış. Kendi kendini çöpe atmış. Ya kendi kendini niye bu kargo çöpe atıyor? Çünkü pis kokmak için. Ya yeter artık, şu kargoyu bir alayım. Bu yerinden çıkmıyor galiba bu. Buraya ne yapışmış mı ne bu? Çıkaracağım, az kaldı. Çık artık, çık çık. Ertuğrul. Vay vay vay, ajan dediğiniz böyle olur işte. O kapımdaki kargo sabahtan beri sen miydin? Evet. Ben gerçekten bu planı takdir ederim. Yani ajanlığın hakkını veriyorsun Ertuğrul. Sen ajan olmak için doğmuşsun. Dur daha
hiçbir şey görmedim. Bakalım daha neler göreceğiz. Şimdi ajanlığın bir diğer görevine geçiyoruz. Ama bu görevde benle ilgili değil, oyundan rastgele bir insanla ilgili bir şey yapacağız. Ertuğrul gel. Geliyorum çöp kovamla. Tamam, çöp kovasını çıkar istiyorsan artık. Böyle ajan olmaz, çok dikkat çekiyorsun. Öncelikle kendine bir araba çıkar. Ajanların arabası genelde siyah olur. Dikkat çekmesin diye o da. O yüzden dikkat çekmeyecek bir araba al. Ertuğrul, oyundaki en uzun arabayı aldın. Bu mu dikkat çekmeyen araba Ertuğrul? Evet, dikkat çekmez. Eminim çekmez. Neyse. Şimdi senden şehir merkezine gitmeni istiyorum. Evet. Hedefimiz şuradaki mavi araba. Gördün mü? Gördüm. O arabayı takip et. Tamam. Ama bunu sakın belli etme. Tamam, belli etmem. Yavaştan gidiyorum. Evet, belli etme. Bu ne yapıyor bu Ertuğrul? Şu an kesinlikle onu takip ettiğimizi anlamadı değil mi? Böyle dibinde bekleyerek. Birazcık uzakta bekleyebilirsin. Tamam, bir dakika, indiler. Şimdi onları takip etmemiz gerekiyor Ertuğrul. Arabayı bırakıp pis işler yapıyor olabilirler. Tamam. Hadi sendeyiz. Adamın ne yapmaya çalıştığını anlayıp bize aktarman gerekiyor. Tamam, şu anda seni görmüyor. Dur. Ertuğrul, senin de saçlarını boyatman lazım. Burada böyle boş boş duramazsın. Adam saçını... Mavi yapmış. Bak, adam şüphelenecek şimdi. Saçını boyat hemen. Çabuk ol, çabuk ol. Adamı kaçırmamamız lazım Ertuğrul. Hızlı başsız mı? Evet, bakalım yeşil mi yaptın saçını gerçekten? Evet. Evet, görmek istemeyebilirim bunu. Çık bakayım, Joker'e döndün resmen, yürü. Adam kaçıyor. Dur. Beni almadın, beni almadın, beni almadın. Bu mavi araba hala duruyor. Dur, şimdi harekete geçecek. Bakalım bir sonraki planı neymiş? Ama Ertuğrul, adamı takip ettiğini belli etme diyorum ben sana. Belli etmiyorum, belli etmiyorum. Arkadaşlar, sizce belli ediyor mu etmiyor mu? Siz mavi arabada olsaydınız takip edildiğinizi anlar mıydınız? Yorumlara yazın. Adam da anladı, bak durdu, diyor ki bu niye benim peşimden geliyor diyor. Bak ne yapıyor bu değişik hareketler yapıyor bu adam. Bu adam kesin pis işler çeviriyor Ertuğrul. Vuracağım şimdi arabasını. Vurma, çok dikkat çekersin. Niye vuruyorsun Ertuğrul? Senin hiçbir şeyi belli etmemen gerekiyordu. Tamam Ertuğrul, tamam, bu o böyle olacak gibi değil. Bu adamı salmamız gerekiyor artık. Evet, bak bir kamyon geliyor. Çabuk kamyonu takip et, çabuk. Kamyonun arkasında kötü malzemeler taşıyor olabilir. Çabuk. Hadi bak, kamyon bir yerlere gidiyor Ertuğrul. İtfaiyeye gidiyor. Bir kamyon niye itfaiyeye gider ki tır? Evet, kötü şeyler taşıyor olabilir. Bu adamı suç yüzüne yakalamamız lazım. Belli etme ama onu takip ettiğini. Belli etme. Ya belli değil, belli ya değil. Ya nasıl belli değil? Adamın arabasına çarpıyorsun, belli değil diyorsun. Bak geliyorlar buraya. Bak, kapıları da kapattılar Ertuğrul. Bunların ne işe yaradığını öğrenmemiz gerekiyor. Açtık. Gir bakayım içeri. Binme kız arabama, binme. Siz ne yapıyorsunuz burada? Bak, sana cevap vermeden kaçıyorlar Ertuğrul. İzlerini sürmen lazım. Burayı tamamen kilitlemişler. Oo! Ne? Çabuk buraya gelmelisin. Geldim. Ne oldu? Şınap mı çekiyor adam? Hayır, bu adam az önce yerde baygın yatıyordu. Ben seni şimdi öldürmez miyim? Ertuğrul, öyle bir şey yapamıyorsun, sen ajansın. Ya Ertuğrul, sen hemen kendini ele veriyorsun ama. Gelmeyin buraya. Tamam Ertuğrul, çık. İnsanları rahat bırak. Her gördüğün insana silah ateş edemezsin. Tamam, geliyorum. Ya herkesi toplayıp niye getiriyorsun Ertuğrul? Ya kim varsa herkesi doldurmuş arabaya. Al kızı da al. Aferin, tam bir gizli ajansın şu an bak. Ya sen gizli ajan mısın, özel şoför müsün belli değil ya. Ya geçsene sen nasıl? Ya ne geliyorsun Ertuğrul? Hayır. Direkt izimizi kaybettirmemiz gerekiyor şimdi. Ertuğrul, şimdi buraya gel. Başkalarının evlerindeki gizli bilgileri öğrenmeye çalışacağız. Sana bir şey değil mi? Ne oldu? Ben beyler de geliyorum. Hayır, onları getirme Ertuğrul, tek başına gelmen lazım. Tamam, bıraktım onları. Nihayet. Ama kız adam burada. Ya hadi gel. Şimdi Ertuğrul, bir şekilde şu eve girmenin bir yolunu bulman lazım. Ama bunu yasakla falan değil. Mesela kendini pizzacıymış gibi gösterip eve girmeye çalışabilirsin. Ya da dümdüz içeri mi atladın Ertuğrul sen, kapı evet. Kilitli değil diye. Evet. Evet, Ertuğrul şu anda kızların arkasından gidip evin içine girmiş. Bir de şu an dışarıdan baktın. Hemen üst kata çık. Ben dışarıdan... Aha, gördüm Ertuğrul'u. Evi niye patlatıyorsun? Dur, dikkat çekmeden iyi ki. Hayır, paraları alıp kaçmak değil hedefimiz Ertuğrul. Paraları alıp kaçmaya çalışmıyorum. Ya neydi ki? Evdeki kızların konuştuğu gizli bilgileri öğrenmek de ajansın sen. Zenginsindir zaten. Arabana bak. Kapıyı girdiler. Ya Ertuğrul'u içeride bıraktılar. Banladılar. Banlarlar tabii bu kadar kendini ele verirsen. Bizim çevremizde ne 500 tane çocuk var. Niye biliyor musun? Şunun işim var. Dur, aboneleri patlatma Ertuğrul. Ertuğrul. Bunun işim var. Beyler hadi patlayın. Şimdiki görevde ise ben arabayla gelirken Ertuğrul'un fark ettirmeden beni takip etmesini isteyeceğim. Bakalım başarabilecek mi?
Başarırım. Başarmak imkanı yok. Sen böyle ajanlık yaparak bir şey başaramazsın da neyse hadi. Güzel bir araba seçeyim kendime. Oy, bunu seçtim. Rolls Royce. Şimdi Ertuğrul. Öncelikle bu saatten sonra benim ekranıma bakmıyorsun. Kafanı eğip telefona bakıyorsun. Eğer benim ekranıma bakarsan ben videoyu montajlarken veyahut da videoyu izleyenler görecek zaten, tamam mı? Tamam. Eğer çok iyi bir ajansan benim nereye gittiğimi bulman lazım. Fakat benim ekranıma bakmadan bulacaksın. İzimi sürerek, anladın mı? Anladım. Mesela şu an nerede olduğumu tahmin edebilir misin? Bence edemezsin çünkü çevrede kimsecikler yok. Bir dakika, baktın mı sen az önce? Bakmadım. Baktın değil mi? Yok. Tamam, yerimi değiştiriyorum. Kafanı eğeceksin Ertuğrul. Aşağı bak. Aşağı bakıyorsun, ekrana bak. O kadar eğmene gerek yok. Tamam, o kadar eğmene gerek yok. Gözünle benim ekranıma bakmayacaksın, anladın mı? Anladım. Bir dakika. Şu anda çevrede Ertuğrul gözükmüyor. Onu atlattık galiba. Mesela ben şu an nerede olabilirim sence? Tehlikeli yerde. Tehlikeli yer ne? Öyle şey mi olur? Evet, burası tehlikeli yer. Sen benim nerede olduğumu düşünüyorsun Ertuğrul? Dağa çıkıyorsun. Nereden biliyorsun dağa çıktığımı? Baktın mı? Hayır. Bir dakika, baktın mı bakmadın mı? Videodan bakacağım, neyse. Bakmadan. Bir dakika, bir yerden görmüş olabilir, her neyse. Hemen direkt başka bir yere saklanacağım şimdi. Nereden gördüm biliyor musun? Nereden gördün? Söylemem. Tamam. Dur bir dakika. Aklıma beni hayatta bulamayacağı bir yer geldi. Tamam, hiçbir sıkıntı yok. Çevrede de kimsecikler yok. Tamam, şu an neredeyim? Sık gözüm, bunu bil. İneklerin olduğu yerdesin. İneklerin olduğu yerdeyim. Sen bakıyor musun Ertuğrul benim ekranıma? Bakıyorum. Tamam, birkaç yerde daha saklanmayı deneyeceğim. Bulamaması lazım yani. Bulurum ben. Bak, ekranıma bakma. Tamam, şu an neredeyim? Benzincinin arasındasın. Allah Allah. Ya ben kendi ekranıma bakıyorum. Hay Allah'ım ya Rabbim. Tamam, şu an nereye gittiğimi bil sıkıyorsa. Şu an nereye gittiğimi bul. Hadi, yiyorsa burada bul ya. Neredeyim ben şu an? Gizli yere gittin. Sen ne yapıyorsun Ertuğrul? Sen Allah Allah. Bir dakika. Bir dakika. Çık bakayım oradan sen. Çık oradan, çık. Şimdi anladım benim nereye gittim, nasıl öğrendiğini. Arabanın içine saklanmış Ertuğrul. Ertuğrul, ölü taklidi yapma, çık oradan. Ben burada yakın ki. Şu alttaki, bir dakika, madem sen çıkmıyorsun. Bu ne Ertuğrul? Aa, sen de mi buradaydın? Ya ben de buradaydım. Sabahtan beri arabamın altına saklanmışsın. Nereye gittiğimi tahmin ediyormuş gibi söylüyor bir de. Desene ben seninle beraber geliyorum diye. Demeyeceğim. Bir de boyunu küçültmüş ben fark etmeyeyim diye. Tamam, düzelt boyunu. Bir tekme koyacağım, uzaya uçacaksın. Polisi çağırırım. Ya polis çağıran ajan mı olur Ertuğrul ya? Evet. Ben hayatımda bu kadar değişik bir ajan görmediğim. En başta kargo kılığına giriyor. Kargocu değil bakın, kargo kılığına giriyor. Evime sızıyor. Ondan sonra kendini küçültüp arabamın altına giriyor. Kim bilir, belki telefonumu, bilgisayarımı falan da hacklemiştir. Konuştuğum her şeyi duyuyordur. Ben o yüzden bu testim benim akıl sağlamışım burada sonlandırılması gerektiğine karar verdim. Siz de yorumlarda yazın, Ertuğrul sizce nasıl bir ajandı? Testi başarıyla geçebildi mi, geçemedi mi? Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.